Peki geldik İzmit'e şimdi mevcut başkan Fatma Kaplan Hürriyet devam niyetinde CHP'nin tekrar adayı oldu zaten ee, hatta Kocaeli adına e, bu yönüyle bir girişim olur mu olmaz mı diye de bekleniyordu başarılı bulunduğu için şimdi DEM Parti CHP lehine adaylıktan çekilen Gencer Demirkaya'nın açıklamasını paylaştı. Ve 31 Mart'ta artık bir CHP desteği söz konusu İzmit özelinde. Devamı gelir mi? İzmit özelinde kuşkusuz etkili olacaktır ama daha önemlisi başka yerlerde buna benzer karşılıklı herhangi bir adım görür müyüz? Lütfen tüm partiler için e, bu soruyu anlamanı rica ediyorum. İzmit konusu beni şaşırttı, şaşırtmadı dersem yalan olur. E, beklemediğim bir şeydi benim açık söylemek gerekirse. Ee, bu, e bu Fatma Hanım lehine Dem Parti adayının çekilmesi şaşırttı. Çünkü e, eleştirileri vardı. Fatma Hanım'ın geçmişteki e, bazı e, noktalarına eleştirileri vardı Dem Parti'nin. Uh -huh. e, devamı gelir mi? Ben devamının gelme ihtimalini görüyorum bazı yerlerde. Zaten Esenyurt'ta bir kent uzlaşısı var. Belki Mersin konusunda, belki e, muhtemeldir ki Mersin'in bazı ilçeleri noktasında, Adana konusunda e, le, lehte çekilmeler söz konusu olacaktır. İzmir'de böyle bir şey olması mümkün görünmüyor Dem Parti CHP açısından. E, bir yandan da e, yani Düşünüyorum acaba mümkün olabilir mi diye çok mümkün olmamakla birlikte orada da İYİ Parti'nin ciddi bir e, baskısı var Büyükşehir Belediyesi için. Hı hı. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir adımı olabilir mi e, noktasındayım ya da ilçeleri için böyle bir adım olabilir mi noktasındayım. E, fakat 3 e, aşağı 5 yukarı süreç şekillenmiş gibi görünüyor. E, kent uzlaşısı tırnak içerisinde kent uzlaşısı sağlanan yerler dışında e, İzmit gibi bir sürpriz olması çok daha mümkün görünmüyor bu aşamada. E, ama şuradan tersinden bir örnek ver, ver, vermek isterim. E, Muş'ta ilginç bir yarış var. Dem Parti ile AK Parti kafa kafaya e, son anket sonuçları... ...mesela Dem Parti'nin adayını çok küçük yüzdeliklerle önde gösteriyor. E, orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının 1 bir, bir buçuk oranında bir oyu var. E, acaba böyle bir şey mümkün olabilir mi diye de kendi kendime düşünmüyor değilim. Çünkü CHP adayının çekilmesiyle birlikte Dem Parti adayının kazanması çok daha rahat olacak... E, muhtemelen Dem Parti'nin e, den gelen CHP'ye gelen eleştirilerin bazıları da bu yönde e, bir yandan da gözüm gözümmüştü acaba böyle bir şey mümkün olabilir mi diye yakından takip ediyorum şimdi bir vurgu yapayım ben de arşivden e, tam sen yorumlarken geldi aklıma benim yaşımda kızlar Kocaeli'de Leyla Hanım'a benzemeye çalışırdı siz başardınız İYİ Parti lideri Melal Akşener İzmit'te yaptığı bu konuşmada Fatma Kaplan Hürriyet'in e, olası Büyükşehir adayı olabileceğine dönük bir atıfta bulunmuştu ittifak günlerinde. E, bugün DEM Parti adayını çekti ama baktığımızda İYİ Parti'nin mevcut adayı var bölgede. Evet. Dolayısıyla nereden nereye gelindi bu yönüyle de bir hatırlatmak lazım. E, Ahmet Akın'la ilgili bir arka plan bilgisi konuşuluyor şu günlerde Balıkesir'de benzeri belki çok daha ileriki cümleleri İyi Parti lideri tarafından Fatma Kaplan Hürriyet için kurulmuştu. Bunu da vurgulamış olalım, evet. hatırlatmış olalım. Şimdi geldik bir tarafta İstanbul, Ankara, İzmir, işte İzmir, Mersin, Adana, Antalya büyük şehirler çok konuşuluyor. Bir yandan da anketler. Anketler ne durumda? Nasıl ilerliyor? Önümüzdeki dönemde anket sonuçlarını açıklayacak olan 3 firma görüyorum şimdi. Mail yoluyla da bu konuda bilgilendirmeleri paylaşmışlar. E, Altan Sancar'ın beklediği sürprizler nelerdir diye bir izleyici sorusu var. Finali bununla yapalım. Şanlıurfa, Ordu, Fethiye. Şanlıurfa yeniler beklediğim... yapalım. Ordu iyi parti. Fethiye'de de İyi Parti'nin güçlü olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Çünkü Fethiye açısından Fethiye milliyetçi kimliğiyle bilinen bir yer ve adayları da Fethiye'de sevilen bir isim. Bu sebeple İyi Parti'nin orada bir sürpriz yapma ihtimali üzerinde evet. duruyorum. O, o tip bölgelerde tabii işte yörenin evladı olmak da önemli bir şey. Tabii Mesela ki. mevcut başkan Halim Karaca da hakeza öyle bugün deprem konusunda bir açıklama yapılmış. Büyük kalabalık Fethiye'de bir deprem bölgesi. Projeler hakikaten çok önemli. Başka? Ee, bunun dışında e, Fatih'te ilginç gelecek. Biliyorum Ergün Turan çok güçlü bir isim ama evet. Mahir Polat güçlü gel, geldiğine dair bazı veriler var. Hmm. Fatih'te İstanbul Fatih'te Mahir Polat'ın bir sürpriz yapma ihtimali üzerinde duruyorum. Bir kontra e, soru Altan Sancan. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan İstanbul'da bazı ilçeleri sürpriz bir şekilde CHP kazanabilir demişti. Fatih'i kastettiğini düşünüyor muyuz? Tabii ki Fatih önemli bir nokta muhafazakar kesimler açısından. Şimdi anlaşıldı. Ee, ve bu sebeple orada adaylarının olması Mahir Polat'ın da orada sevilen bir kimlik haline gelmesi nedeniyle Fatih'te bir sürpriz olabilir. Yine bir örnek vereyim Tuzla'da e, çok uzun süredir devam eden bir AK Parti iktidarı var herhalde fakat ee, orada da bir e, yani yakalar mı bilmiyorum Eren Ali Bey olması lazım e, CHP'nin adayının hı hı. E, yoğun bir çalışma yürütüyor burada bir sürpriz İstanbul ilçeleri özelinde sürpriz olabileceğini düşünüyorum e, yanlış hatırlamıyor isem Milliyetçi Hareket Partisi var. yönetiminde ve e, orada CHP'nin adayını önde gösteren bazı anket sonuçları var e, bu bir sürpriz olabilir. E, bunun dışında e, Mersin Akdeniz'de bir Dem Parti'nin e, yani acaba mümkün olabilir mi diye düşünüyorum ama bunun dışında e, mesela Diyarbakır için de şöyle bir örnek vereyim Dem Parti'nin muhtemeldir ki oyunu geçmiş seçimlere göre çok daha yükseğe taşıyacağına dair işaretler var e, onu da e, belirtmekte fayda var Peki Altan Sancar teşekkür ediyorum kolay gelsin bir sonraki yayında yeni kulislerle buluşmak üzere diyelim artık seçim sattı madindeyiz teşekkür... Cem Karakeçeri diyor ki açıklamasının sonunda benim anladığım siyaset çatışmaları ve çıkarları uzlaştırma sanatıdır. Savaş ve düşmanlık değildir. Benim anladığım siyaset sorunlara çözüm bulma sanatıdır. Sorumsuzca sorun yaratmak değildir. Çünkü sorumsuzluk siyaset biçimi değildir. Benim anladığım siyaset gerçekçi hedeflere tutarlı şekilde ve sabırla yürümektir. İddia ve hedeflerden durduk yere vazgeçmek değildir. Çünkü iddiasızlık siyaset biçimi değildir. Benim anladığım siyaset kaybetmek ve kaybettirmek için değil, kazanmak ve kazandırmak için yapılan siyasettir. Çünkü kaybettirmek bir siyaset biçimi değildir. Bunların hepsi Meral Akşener'in yerel seçimler için benimsediği özü başına kararının eleştirilmesine dönük ifadeler. Bu karar ilk alındığında ve uygulamaya konulduğunda takriben Özgür Özler'le Meral görüşmesinin hemen sonrasına denk düşüyor bu. Ben ee, eleştirenler arasında yer aldım. Eleştirmemin dayanağı da şuydu. O gün de dedim ki İyi Parti'nin e, işte en azından İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmaması gerekir. Çünkü bu illerdeki belediye başkan adayları İyi Parti'nin hem Cumhurbaşkanı olarak önerdiği isimlerdi hem de sonradan Cumhurbaşkanı adayı yardımcısı olarak önerdiği isimlerdi. Kaldı ki e, ikisinin de e, İkisi de Meral Akşener'i sevdiği ve yakın bulduğu isimlerdi. Ve e, bu illerde Ankara ve İstanbul'da İyi Parti tabanıyla hatta İyi Parti teşkilatıyla bu belediye başkanları arasında bir yakınlık ve özdeşlik var. E, ve bu illerdeki seçmen tabanı bu, bu belediye başkanları kendisinden görüyor. E, ve şu 6 ay öncesine kadar bunların karşısında aday çıkarılacağı yönde bir düşünceler hiç olmadı. Ve hem partinin seçmeni hem partinin teşkilatı ee, ayrı aday çıkarmaya taraftar değil dedim. Rakamlar verdim. İstanbul'da 35 ilçeden 21'i ittifak yapalım diyor. Ankara'da 25 ilçeden 21'i ittifak yapalım diyor. Türkiye'de 81 ilden 60'ı ittifak yapalım diyor. Milletvekillerin yarısı ittifak yapalım diyor. Ee, i̇stişare kurulunun onda altısı istifak yapalım diyor. Sadece işte genel İdare kurulundaki 50 üyeden 30 küsürü, 34 ya da 35'i öyle istediği için e, parti Meral Akşener'in arzusu doğrultusunda Türkiye'nin her yerini adaya çıkarma kararı aldı. Bu karar muhalefete rağmen ya da CHP'ye rağmen alınmış olmaktan önce İyi Parti'nin kendi tabanına karşı gösterdiği bir refleksti. Tabandaki partinin kamuoyunun çoğunluğunu oluşturan seçmen üye ve teşkilat yapısı en azından bazı illerde sınırlı bir ittifak arzularken partinin genel merkezi partide marjinal partide bir azınlığı oluşturan genel idare kurulu üyelerinin kararıyla her yerde ayrı aday çıkarma kararı aldı. Bir zorlama adaylar gösterdiler. İki İttifak isteyen adayları e, e, parti tabanının sevdiği insanların karşısına koydular. Üç ve adayları tanıştıramıyorlar ve belli başlı merkezlerde İyi Parti oy kaybı anketlere göre oy kaybı yaşıyor ve her şeyden öte İyi Parti e, hem e, bazı örgütlerini kaybediyor hem bu kararı kendisine de anlatamadığını gösteriyor. Nasıl? İstanbul'da bu 5 yıllık süreçte İmamoğlu ile özdeşlik Kur'an, onunla yakın çalışan İyi Parti yöneticiler, İyi Parti ilçe başkanları bir bir istifa ettiler. Bunu bu, bu bir operasyon, bunu bir operasyonle nitelemek ya gerçeği görmüyor olmaktır, ya da onu örtmeye çalışmaktır. Siz İstanbul'da ve Ankara, İstanbul'da Ankara başta olmak üzere İyi Partis İYİ Parti Genel Merkezi için söylüyorum. Sayın Akşener'i ve İYİ Parti Genel Merkezi için söylüyorum. Siz 6 ay öncesine kadar İYİ Parti seçmenine ve teşkilatına ayrı aday çıkaracağınızı söylemediniz. Ve bu taban ve bu seçmen ve bu teşkilat bu insanları kendisinden gördü ve onlarla yakın çalıştılar. Şimdi siz onları bir yol ayrımına getirip bıraktınız. Ve bu insanlardan bazıları İstanbul'da İmamoğlu'nu Ankara'da yavaşı tercih ettiler. Ve şimdi İstanbul'da ardarda arda çeşitli il ve ilçe il ve ilçe yöneticileri istifa ediyor ve imam destek açıklaması yapıyor. Ya Ankara? Ankara'da neredeyse teşkilatın İstanbul'da Ankara'da iki il başkanı değişti. Ankara'daki Ankara'da il teşkilatının yarısı gitti. Şimdi sadece teşkilat gitmiyor. Bak. Normalde parti yerel seçimlere girme ayrı bir kararı alıyor değil mi? Bu kararı kim uygulayacak? Yerel yönetimlerden sorumlu başkan. Burak Bey. Burak Akbura. Onun yardımcısı inanmamış ya. Yani Burak Akbura'nın yardımcısı üstelik Burak Akbura bunu hararetle savunurken değil mi? Yardımcısı olan Cem Karakeçili ayrı girme kararının siyasetsizlik olduğunu savunuyor. Siyaset olduğunu savunuyor. O böyleyken Meral Akşener'in danışmanı yani yakın zamana kadar danışmanı olan Murat İde İmamoğlu ile beraber çalışıyor. İmamoğlu için klip hazırladı. Hatta yaptığı açıklamada ben bu şarkının sözlerini bu ana kadar Merel Akşener'in İmamoğlu'na il, yani konuşmalardan süzerek çıkardım dedi. Bir de böyle bir açıklama yaptı. Tabii. Eğer tekrar bağlanırsak dönelim oraya. O sırada ben. İşte çeşitli anketler yapılıyor. Artık daha sık o anketleri göreceğiz. Özellikle İstanbul'da işte Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum rekabetine e, yönelik e, çok ciddi bir e, merak var. Orada da yine bir e, Sonar'ın araştırması var. E, Hakan Bayrakçı'nın Sonar kamuoyu araştırmacısı. E, ve orada Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarının çok yakın olduğunu görüyoruz. Genel olarak bu anketler aslında şöyle 3-4 puan ya Ekrem İmamoğlu'nun lehine ya başa baş Murat Kurum'dan açıklamalar geldiğinde biz öndeyiz ifadesi daha çok var ama işte mesela sonların anketinde son olarak CHP 41,9 yani İstanbul'da İmamoğlu önde, AK Parti'nin adayına 41,3, DEM 4,8, İYİ Parti 4, Yeniden Refah 2,5. Şimdi normalde biliyorsunuz demin İstanbul'daki oy oranı %10-13 e, arasında. Dolayısıyla hep 2014 seçimleri de hatırlatılıyor. 2014 seçimlerinde e, Sırrı Süreyya Önder adaydı ama önemli ölçüde e, o dönem e, seçmeninin e, Kadir Topbaş'a e, ya da işte Mustafa Sarıgül'e yöneldiği yönünde farklı yorumlar var orada da. E, %4 civarında almıştı çünkü Sırrı Süreyya Önder. Yine aynı şey olur mu? Dem adaylarına değil de komple DEM seçmeninin önemli bir bölümü İmamoğlu'na yönelir mi? Bu ankete baktığımızda evet e, yönelmiş e, görünüyor. İyi Parti bu kadar alabilir mi? E, 4 Vurak e, kavuncu biliyorsunuz aday. İyi Parti seçmeninin ne kadarı İmamoğlu'na yönelecek? O da temel sorulardan biri. Yeniden refah içinde işte bu seçimlerin sürpriz partisi olabilir deniyor. İstanbul'dan aday çıkarması Murat Kurum'u özellikle zorlayan bir unsurdu. Çünkü AK Parti tabanından oy alacağına kesin gözüyle bakılıyor. İki buçuk görünüyor ama daha fazla oy alabileceğini belirten yorumlar da var. Bu yayınlarda da bu ekranda da siz sık sık ona tanıklık ettiniz zaten. Evet Kardelen'e gidelim tekrar hazırmış şimdi. Evet Kardelen.